millet, bu millet, bu ülkeye, bu vatana kendisine ihanet edecek bir kişiyi cumhurbaşkanı seçer mi Allah aşkına ya? Bu millete hakarettir. Diyorsunuz ki bu milletin seçtiği adam bu ülkeye yanlış yapar. Yanlış yapar. Bu millet böyle bir yanlışın arkasında olmaz. Bu millete güveneceksiniz. Ve kaldı ki AK Parti'de bu ülkeye ihanet edecek bir tek kişi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu ülkeye ihanet edecek bir tek kişi yoktur. Büyük Birlik Partisi'nde bu ülkeye ihanet edecek bir tek kişi yoktur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu ülkeye ihanet edecek bir tek kişi yoktur. Saadet Partisi'nde de, hatta Vatan Partisi'nde de bu ülkeye ihanet edecek kimse yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu, nasıl memleket bir başka ülkeye adeta satılırmış gibi cümleler kullanıyorsunuz ya, bu nasıl olabilir? Nerede satar? Hangi mezat dükkanında satar? Hangi tapuda satar? 780 bin kilometre vatan toprağını bir kişi hangi tapuda satar Allah aşkına ya? Böyle bir mantıksızlık olur mu? Geçen günde diyor ki bu başkanlık modeline uygulayan ülkelerin hepsi fakir. Ya Allah aşkına insaf edin ya. Amerika Birleşik Devletleri 228 yıldır bu modeli uyguluyor. Ve şu anda dünyanın en gelişmiş ülkeleri değil mi arkadaşlar? Güney Kore bu modeli uyguluyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında değil mi? Fransa yarı başkanlığı uyguluyor. Dolayısıyla sözlerimiz gerçeği yansıtmalı. Artık bu sistem iktidar olma çıtasını yükseltiyor. Artık %25'de, %30'da falan iktidar olunmaz bu ülkede. %50'yi geçeceksin, %50'yi. CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu bunu öngörmedikleri için, bu çıtayı geçemeyeceklerini gördükleri için, bir daha 60 sene iktidar yüzü göremeyeceklerini gördükleri için hayır kampanyalarını yalan üzerine bina ediyorlar. Arkadaş sen de çalış. Hani arabaların arkasında şöyle bir yazı vardı. Haset etme ne olur, çalış senin de olur diye. Ya sen çalış. 2019'u hazırlan. İyi bir aday bu. Milleti ikna et, sen seçin kardeşim.